Evet arkadaşlar, geçen ders bu teoremi ispatlayın demiştim. Şimdi beraber ispatlayalım. Bu formda yani 4'e bölündüğünde 1 kalınlığı veren ya da 4'e bölündüğünde eksi 1 kalınlığı veren ya da 3 kalınlığı veren asal sayıların sonsuz sayıda olduğunu ispatlayın diye bir teoremimiz vardı. Şimdi biz de bu çelişkiyle ispatlayacağız bunu. Diyeceğiz ki varsayalım ki 4K-1 formundaki asallar sonlu sayıda olsunlar. Şimdi bunların sonlu sayıda olmasından yola çıkarak saçma bir şey elde edeceğiz. Edeceğiz ki yani gördünüz mü eğer bu asal sayılar sonlu olsaydı çok saçma bir şey olurdu. O yüzden bu asallar sonsuz tanedir diyeceğiz. Stratejimiz bu. Şimdi eğer sonlu sayıda bu formda sonlu sayıda asal varsa yani 4K-1 formunda bu asal sayılar şöyle olsun. P1, P2, P3 hatta PN olsunlar bu asal sayılar. Bekleyen arkadaşınızı da alalım. Olsunlar. Tamam. Şimdi yeni bir sayı oluşturalım. Daha önceki ispatlarda da böyle yapmıştık. Bütün bu asal sayıların çarpımı bir de bu asal sayıları hani 4K-1 formunda yapabilmek için 4 ile çarpalım, 1 çıkaralım. Yani oluşturduğumuz bu yeni sayı 4'ün bir katının 1 eksi formunda ve bütün bizim asallarımızın çarpımının 4 katını 1 eksi olduğu için n dediğimiz sayı bizim bütün pi'lerimizden büyük. Buradaki p'lerimizden büyük. Ne diyelim? i 1 ile n arasında olmak üzere. Bütün pi'lerimizden de daha büyük bir sayı. Dolayısıyla aslında şöyle söyleyebiliriz. Bütün asal sayılarımız burada olduğu için 4K-1 formundakiler. Bu 4K-1 formundaki en büyük asal sayı. Dolayısıyla bu sayının asal olma ihtimali yok artık. Çünkü bu formdaki en büyük asal sayı Pn'di. Geçen dersimizde bir şey ispatlamıştık. Geçen dersimizde bir şey ispatlamıştık. Şimdi onu hatırlatacağım size. Şunu ispatlamıştık. Mavi kalemle yazayım. Not diyeyim. 4K artı 3 formundaki her sayının en az bir tane 4K artı 3 formunda böleni vardır arkadaşlar. Mutlaka bu gerçekleşir arkadaşlar. Neden? Çünkü bir sayının bütün bölenleri 4K artı 1 formunda olursa bu 4K artı 1 formundaki sayıları çarparsak sonuç 4K artı 1 formunda olur. Halbuki bizim sayımız 4K artı 3 formunda. Demek ki 4K artı 3 formunda en azından bir böleni bulunmak zorundadır. Şimdi dolayısıyla bu gördüğünüz sayının arkadaşlar sonuçta 4K artı 3 formunda 4K artı 3 formunda bir böleni olmak zorunda. Bir asal böleni olmak zorunda. 4K artı 3 formunda. Öyleyse öyle bir P'yi var ki neyi bölüyor ve öyle bir P'yi var ki 4 çarpı P1 çarpı P2 çarpı Pn de bölüyor. Yani burayı bölüyor. Ayrıca burayı bölüyor. O zaman ise Pi'nin 1'i de bölmesi gerekir. Ancak Pi'yi bölmez biri. Dolayısıyla burada bir ne yakaladık? Çelişki yakaladık. Yani 4K-1 formundaki sayıların
sonsuz sonlu olduğu düşüncesi bizi bir çelişkiye götürdü. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değildir. Burayı göstermiştik. Şimdi geldik aritmetiğin temel teoremine. Aritmetiğin temel teoremi deyince aklınıza şu gelecek. Birden büyük her tam sayı asal sayıların çarpımı olarak yazılabilir ve daha önemlisi bu yazılış tek türlüdür arkadaşlar. Bir sayıyı iki türlü yazamazsınız. Örnek veriyorum. 180 sayısını düşünelim. 180 sayısı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'dir. Gidip bunu başka bir şekilde yazamazsınız. Aklınıza gelen her sayıyı birden büyük olmak koşuluyla asal sayıların çarpımı şeklinde yazabilirsiniz. Asal sayıların çarpımı şeklinde derken asal sayıların kuvvetlerinin çarpımı şeklinde. Mesela 200 1680 sayısını alalım. 1680 sayısını alalım. 7'ye bölünüyor. 240. Evet. 2'nin şöyle ayıralım. 7 var. 3 var. 5 var içinde. 7'den bir tane var. 5'ten bir tane var. 3'ten bir tane var. 2'den 4 tane var. Bunu da sadece bu şekilde yazabilirsiniz. İşte aritmetiğin temel teoremi deyince ki çok kullanılacak arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Aklınıza bu gelmek durumunda. Şimdi Deponia formülüne geldik. Deponia'yı aslında Deponia olarak bilmiyor olabilirsiniz ama biliyorsunuz. Bir faktörelin içinde, bir sayının içinde kaç tane başka bir sayıdan bulunduğunu bulmanın yöntemiydi. Şimdi bu soru üzerinden anlatayım. 1000 faktöriyel sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? Yani aslında 1000 faktörün içinde kaç tane 10 vardır sorusu bu. Tamam mı arkadaşlar? Peki 10 nedir? 2 ile 5'in çarpımından oluşur. O zaman eşit sayıda 2 ve 5 almak durumundayız ki belli sayıda 10 oluşturalım. Peki içindeki o ikilerin sayısını nasıl bulacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. 1000 faktöriyelin içinde 2'ye bölünen kaç sayı var? Bakın bu işaretin anlamı tam değerdir. Yani sayının tam kısmını alırsınız. Kenarda örnek veriyorum. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama 5,7 dediğimde bunun tam değeri arkadaşlar 5'tir. Tam kısmını alıyorsunuz. Sonra arkadaşlar 1000'in içinde 4'e bölünen sayılar varsa bunlardan bir tane daha alıyorsunuz. Çünkü 4'e bölünenlerin içinde bir tane daha 2 var. Artı 1000'in içinde 8'e bölünenler varsa bunun içinde bir tane daha 2 var. 1000'in içinde 16'ya bölünenler varsa onun içinde bir tane daha 2 var. Bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Artık 1000'e bölen en büyük sayı 512 olduğu için 1000 bölü 512'nin tam değerini alacağız arkadaşlar. Bu bize neyi verecek? 1000 faktörünün içindeki ikilerin sayısını verecek. Aynı şekilde 5 için de yapabiliriz. 1000'i 5'e böleriz. 1000'in içinde 5'e bölünen sayılar ortaya çıkmış olur. 1000'i 5'in karesine böleriz. İçinde bir tane daha 5 olanlar ortaya çıkmış olur. 1000'i 5'in küpüne böleriz. İçinde bir tane daha 5 olanlar ortaya çıkmış olur. 1000'i 5 üzeri 4'e böleriz. İçinde bir tane daha 5 olanlar ortaya çıkmış olur. İsterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. 1000'i 5'in küpüne 5'in 5. kuvvetine böleriz deyip artı deyip devam edebilirsiniz. Çünkü bu noktadan sonra arkadaşlar şu noktadan sonra artık alt taraf daha büyük olacak. Yani sıfır virgüllü bir şey çıkacak. Sıfır virgüllü bir şey çıktığı için de bunun tam kısmı sıfır olduğu için buralar hep artık bize ne katacak? Sıfır katacak. İşte bu nedenle. İşte tam da bu nedenle. Şuraları siliyorum.
Kitapta diyor ki, şöyle sileyim şurayı. Kitapta şöyle açıklıyor arkadaşlar. Diyor ki, eğer siz n faktöriyelin içindeki p'nin p yasaldan, p yasal sayısından kaç tane çarpım olduğunu bulmak istiyorsanız önce n'i gidin p'ye bölün diyor, tam kısmını alın diyor. Sonra n'i gidin p kareye bölün diyor. Sonra n'i gidin p küpü bölün, tam kısmını alın diyor. Ve hiçbir zaman durmayın, sonsuza kadar gidin diyor. Çünkü bir yerden sonra p'nin kuvveti n'den büyük olmuş olacak. P üzeri bir şey n harfinden büyük olmuş olacak. Alt taraf daha büyük olduğu için sıfırla bir arasında bir sayı çıkacak. Sıfırla bir arasında bir sayı çıktığında onun tam kısmında sıfır olacağından dolayı o noktadan sonraki bütün ifadelerin hepsi sıfır olmuş olacak. Dolayısıyla siz çözüme ulaşmış olacaksınız. Şimdi bu sorunun çözümüne geldiğimizde bin faktörel sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? İkilere ve beşlere bakmamız lazım. Ama biliyoruz ki ikiler beşlerden daha sık gözüküyor. Dolayısıyla biz sadece beşlere bakmamız lazım. Ne yapacağız? Bini beşe böleceğiz. Artı bini 25'e böleceğiz. Artı bini 125'e böleceğiz. Artı bini 625'e böleceğiz. Bundan sonra bölmemize gerek yok. Zaten alt tarafı üst tarafı geçecek. Şurada 200 tane var. Burada 40 tane var. Burada 8 tane var. Burada bir virgüllü bir sayı. Tam kısmı 1. O zaman cevap 249 olacak. 249 tane 5 var. 2'den çok daha fazla var. Dolayısıyla ben az olan kadar 10 oluşturabilirim. 249 tane 10 oluşturabilirim. Şöyle hemen siliyorum. Bir de daha önceden kullandığımız yöntemimiz var. O da ne? Şunu yapıyorduk, hatırlayın. Onu da hemen bir hatırlatma yapıp devam edeceğim. Şöyle yapıyorduk. 1000'i 5'e bölüyorduk. 200. Bir daha 5'e bölüyorduk. 40. Bir daha 5'e bölüyorduk. 8. Bir daha 5'e bölüyorduk. Bunları topluyorduk arkadaşlar, hatırlayın. Aslında aynı mantık. Aynı mantığın daha hızlısı. Şimdi geldik 59. soruya. Bu sayı aşağıdan hangisiyle bölünmez? Şimdi biz şunu yapacağız. 50 faktöriyelin içindeki ikileri bulacağız arkadaşlar. 50 faktöriyelin içindeki ikiler (25, 37, 43, 46, 47) tane var. 47 tane 2 var içinde. Peki 25 faktöriyelin içinde kaç tane var? Ona da arkadaşlar şöyle yapalım. Şu noktadan sonrasına bakalım. Zaten 25'i bölmüşüz. 12, 18, 21, 22 tane var. Ve bu 47 tane, üstteki 47 tanenin 22 tanesi alt tarafla sadeleşecek. Dolayısıyla geriye 25 tane kalacak. 2 üzeri 25'e bölünebilir mi? Evet. İçinde 25 tane 2 hala var. Bu olur. Bölünür bununla. Devam edelim. 3'lere bakalım. 50'yi 3'e bölelim. 10, 6. Bir daha 3'e bölelim. 5. Bir daha 3'e bölelim. 1. O zaman burada 22 tane 3 var. Peki 25 faktörün içinde kaç tane 3 var? Bakalım. 8, 2, 10 tane var. O zaman üstteki 22 tane 3 ile alttaki 10 tane 3 sadeleşecek. Bu ifadenin içinde 12 tane 3 kalacak. Hala buna bölünmeye devam edebilir. Şimdi şuna bölünüyor mu, ona bakalım. 50'yi 5'e bölelim. 10, bir daha 5'e bölelim. 2, 12 tane 5 var. Peki 25'i 5'e bölelim. 5, bir daha 5'e bölelim. 1, 6 tane var arkadaşlar. Çıkarırsak şu ifadenin içinde 6 tane 5 var. Ama 5 üzeri 7'ye bölmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu yapmamız mümkün değildir. Evet, bu soru güzel bir soru.
İlk 180'in çarpımı P olsun. Yani P şu arkadaşlar. 1, 3, 5, 7 nokta nokta nokta. Kaça kadar gidecek? 100 tane dil için 199'a kadar gidecek. Bu sayının 3 üzeri K ile bölünecek şekildeki en büyük K sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. En büyük K sayısından bahsediyor bunu bölecek. Şimdi biz bu ifadeyi şöyle düşünebiliriz. 1, 2, 3 araya çiftleri ben koyuyorum arkadaşlar. 199, 200. Tabii böyle yapınca alt tarafa da çiftleri ne yapmam lazım? Koymam lazım. Yani bu sayı hala P'ye eşit arkadaşlar. Ama burada bir güzellik var bizim elimizde. Burası üst taraf artık 200 faktöriyel. Alt tarafı da her birinden 2 alırsam arkadaşlar, burada 100 tane sayı olduğu için 2 üzeri 100 almış olurum. Çarpı birden 100'e kadar 100 faktöriyel olmuş olur. Yani aslında P sayısını kısaca ben şöyle yazabilirim. 200 faktöriyel bölü 2 üzeri 100 çarpı 100 faktöriyel diye yazmış olabilirim. Zaten 2 üzeri 100'ün içerisinde 3 hiç yok. 200'ün içerisinde kaç tane var bakalım. Bir daha bölelim. 88, 95, 97 tane var. Hemen gidelim. Alt taraftaki 100 faktörün içinde kaç tane 3 var ona bakalım. Toplayalım. 48 tane var. Üst taraftaki 97 tane 3'ün alt taraftaki 48 tane 3'le sadeleştiğini biliyoruz. Geriye o zaman 49 tane 3 kalacak. Dolayısıyla 3 üzeri K ile bölünecek şekilde K'yı en büyük 49 seçebilirim arkadaşlar. Şimdi burayı bitirmiş olduk arkadaşlar. Yeni dosyamızı açıyorum. Evet. Bir pozitif tam sayının bölenlerinin sayısı arkadaşlar. Şimdi burada bir sayısal örnek üzerinden anlatayım. Mesela sayım n diye bir sayımız olsun. Sonra bunu genelleyip formüllerle getiririz. Bir sayımız olsun. Bu sayımız mesela ne olsun? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5'in karesi çarpı 7 olsun mesela sayımız. 2100 yani bizim sayımız. Bu sayının pozitif bölenlerinin sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi biz burada n sayısını yani 2100'ü bölecek bir sayı arıyoruz arkadaşlar. 2100'ü bölecek bir sayı oluşturmak istiyoruz burada. O zaman ne yaparız? En fazla 2'nin karesini koyabiliriz 2'nin kuvvetlerinden. En az ne koyabiliriz? 2'nin sıfırıncı kuvveti, 2'nin birinci kuvveti, 2'nin ikinci. Bu üçünden birini koymak zorundayız. Gidip 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 koyamayız arkadaşlar. Evet. Peki 3 için ne yapabiliriz? 3 için de 3 üzeri 0 ya da 3 üzeri 1'den bir şey koymamız lazım. Peki 5 için ne yapabiliriz? 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2 koyabiliriz. 7 için de 7 üzeri 0, 7 üzeri 1 koyabiliriz. Yani ben bu 3 sayıdan bir tane seçeceğim. Yani 3 seçeneğim var. Bu 2 sayıdan bir tane seçeceğim. Yani 2 seçeneğim var. Bu 3 sayıdan bir tane seçeceğim. Yani 3 seçeneğim var. Bu 2 sayıdan bir tane seçeceğim. Yani 2 seçeneğim var. Dolayısıyla 36 tane böleni vardır. Ha, biz bunu nasıl o zaman formülize ediyoruz? Şöyle ediyoruz arkadaşlar. Eğer en sayımız P1 üzeri alfa 1, P2 üzeri alfa 2, Pn üzeri alfa n ise tau n diyoruz arkadaşlar. Pozitif bölen sayısını anlatıyor bize bu. Pozitif bölen sayısını anlatıyor. Alfa 1 artı 1 çarpı alfa 2 artı 1 çarpı nokta nokta alfa n artı 1. Yani sayıyı asal çarpanlarını ayırdıktan sonra üstlerinin bir fazlalarını çarpıyoruz arkadaşlar. Mantığı da şurada anlattığım mantıktan geliyor. Şimdi
sorularımıza geçebiliriz. Pozitif bölenlerin sayısı 6 olan yüzden küçük kaç sayı vardır arkadaşlar? Kaç? Şöyle araya bir boşluk atayım. Kaç doğal sayı vardır? Şimdi bizim sayımız burada A olsun. A diye bir sayımız olsun. Biz biliyoruz ki A denilen sayının tavusu, tavu diye okunuyor arkadaşlar bu işaret. Pozitif bölen sayısı 6. 6'ya ben nasıl ulaşabilirim? Çünkü sonuçta bu A sayısını asal çarpanlarına ayırdığım zaman üstlerinin bir fazlasını çarpacağım. Nasıl ulaşabilirim? Al iki tane sayının çarpımı olarak 6 bir ya da 2 çarpı 3 diye yapabilirim. 3 sayının çarpımı şeklinde yazamam. Ha, yazarım 3 sayının çarpımı şeklinde 1, 2, 3 ama şu birin bir anlamı yok arkadaşlar. Üstünün bir fazlası 1 ise üstü 0 demektir. Demek ki orada bir sayı yok demektir. O zaman iki durumla karşı karşıyayım. Ya 6 çarpı 1 ya 2 çarpı 3 diye düşüneceğim. Şimdi 6 çarpı 1 diye düşünürsem P1 üzeri alfa 1 çarpı P2 üzeri alfa 2 olacak A sayısı. Buraya 6 yaptığım için P1 üzeri alfa 1'in 5 olması gerekecek. Üstünün bir fazlasını çarpıyorum çünkü. A bunun da 0 olması gerekecek. Öyleyse bizim A dediğimiz sayı bir asal sayının 5. kuvveti olması gerekecek. Ha, bana yüzden küçük diyor. Yüzden küçük olup bir asal sayının 5. kuvveti olan sadece ne var? 2 üzeri 5 yani 32 var. Bunu cebimize koyduk. Sorunun ikinci kısmına geliyoruz. P1 üzeri alfa 1 çarpı P2 üzeri alfa 2 olsun bizim sayımız. Buradan alfa 1 1, alfa 2 2 olmalı. Çünkü birer fazlalarını çarpmalıyım ben. O zaman bizim A dediğimiz sayı ne olacak? P1 üzeri 1 çarpı P2 üzeri 2 olacak. Ha, demek ki ben öyle bir sayı arıyorum ki bir asal sayıyla başka bir asal sayının karesinin çarpımı. Şimdi ben burada P2 için baz alayım. P2'yi şöyle ayırıyorum arkadaşlar. Şurada bunu biraz sayacağım. Bu biraz uzun sürebilir çünkü. P2 2 alsam. O zaman burası 2'nin karesi olacaktır. O zaman 25'e kadar olan bütün asal sayıları alabileceğim P1 için. Ne olabilir? 2'yi alamam çünkü 2'yi aldım. 3 olur, 5 olur, 7 olur, 11, 13, 17, 19 ve 23 olur arkadaşlar. P2'yi 3 alsam, o zaman P2'nin karesi 9 olur. O zaman 11'e yaklaşık 11'e kadar olan bütün asal sayıları P1 yerine alabilirim. 2'yi alabilirim. 3'ü alamam. Çünkü o zaman bunda bu birleşirdi. 7, 11 arkadaşlar. P2'yi 5 alsam. 5 alsam. Burası 25 yapardı. Şurası. O zaman en fazla 4'e kadar olanları alabileceğim. 2, 3. P2'yi 7 alsam arkadaşlar 49 yapar. O zaman P1'i 2 olarak alabilecek. Daha sonra 11 alsam zaten P2 11 aldığım an 121 olur, 100'ü geçer. Sayacağız burada kaç tane böyle sayı var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir de bu var. Toplamda 16 sayı vardır diyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. A, B sayılarının pozitif bölenlerinin sayısı sırasıyla 9 ve 15'tir. A eksi B 101 olduğuna göre A artı B kaçtır? Şimdi A sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 9'su arkadaşlar. A sayısı için iki olasılık var. Ya herhangi bir asal sayının 8. kuvveti ya da A sayısı için konuşuyorum. 3 çarpı 3 diye 9 ulaşabilirim. O zaman bir asal sayının karesi çarpı başka bir asal sayının karesi. Yani bu ikisi olabilir. B sayısına gelince,
B sayısına gelince 15 diyor. Ya herhangi bir asal sayının 14. kuvveti ya da 3 çarpı 5 olacağı için P1'in karesi çarpı P2'nin 4. kuvveti. Ya iki tane sayımız için de iki şansımız var. Şimdi dikkat. Burada kritik olan şu arkadaşlar. P üzeri 8 bir sonuçta tam kare. P1'in karesi çarpı P2'nin karesi P1 çarpı P2'nin parantez karesi. Yani A1 tam kare sayı. P üzeri 14, P üzeri 7'nin karesi. P1'in karesi P2'nin 4. kuvveti P1 çarpı P2'nin karesinin karesi. Sonuçta B'de 1 tam karedir arkadaşlar. İkisi de tam kare ve bana ikisinin arasındaki farkı soruyor. Ben hemen aklıma hemen iki kare farkı gelir. Diyeyim ki A dediğimiz sayı bir tam kare sonuçta m kare olsun. B de n kare olsun. A eksi B m kare eksi n kare olacak. 101. O da m eksi n çarpı m artı n olacak. 101. 101 asal bir sayı. İki sayının çarpımı şeklinde yazacaksak arkadaşlar m artı n 101, m eksi n 1 olmak zorunda. Buradan da m 51, n 50 gelecektir arkadaşlar. Sonuçta a m kareydi. Şöyle başka renkli bir kalemle yazayım şuraya. Sığmadı. A sonuçta m kareydi. Yani 51'in karesi. Yani 51'in karesi 2601. B neydi? 50'nin karesi yani 2500. Bana A artı B'yi sorduğu için 5101 olacak bu sorunun cevabı. Bir sonraki sorumuza gelelim. P1 ve P2 asal sayılar olduğuna göre N sayısı böyleymiş arkadaşlar. P1 üzeri N1 çarpı şurası 2 olacak herhalde. Şöyle düzelteyim. Şurası 2. P2 üzeri N2 olacak. N1 ile N2 aynı değiller. Yani bu asal sayıların üstleri aynı değil ve ikisi de birden büyük. N kare sayısının pozitif ölen sayısı tavu N kare 81. Hemen N kare sayısını yazalım arkadaşlar. P1 üzeri 2N1 çarpı P2 üzeri 2N2 olur karesini alınca. Üstlerinin bir fazlasını tavu n kare ne olur arkadaşlar? 2n1 artı 1 çarpı 2n2 artı 1 eşittir 81. Peki ne olabilir arkadaşlar burası? Ne olabilir? 1'e 81. Başka? 3'e 27. Başka? 9'a 9. Bir de bunların tersleri olur. Yani 27'ye 3, 81'e 1. Onlar aynı şey olduğu için, simetrik olduğu için yazmıyorum. Şimdi bu olamaz. Niye? Çünkü N1 ile N2 birbirine eşit değil. Bu olamaz. Çünkü 1 olsaydı N1'in 0 olması lazımdı. N1 ile N2 birden büyük. O zaman geriye bir seçenek kalıyor. 2N1 artı 1 3 olacak. 2 artı 1 de 9 olacak. O zaman N1 1 olacak. N2 de 4 olacak. Yani bizim sayımız aslında P1'in birinci kuvveti çarpı P2'nin dördüncü kuvveti. Bana tavuğu ne küpü soruyor. Hocam 2n2 artı 1 29 değil 27 olmayacak mı? Pardon özür diliyorum o zaman siliyorum. 27, 13 olmuş oldu. O zaman burası da 13 olmuş oldu. Tavuğu n küpte arkadaşlar. Hemen şuraya n küpü yazalım. P1'in küpü çarpı P2'nin 39. kuvveti olacak. Bunun bir fazlasıyla bunun bir fazlasını çarpacağız. Cevap 160 gelecek arkadaşlar. Evet. Bu soruyla 64. soruyla daha önce karşılaştığınızı düşünüyorum. 60 üzeri 4 sayısının farklı pozitif ölenlerinin çarpımını bulunuz diyor arkadaşlar. Burada biz başka bir sayı üzerinden ilerliyoruz. Mesela diyelim ki 80 sayısı üzerinden konuşalım. 80 sayısının bölenlerinden biri mesela 5'tir. 80'i 5'e bölsek kaç çıkar arkadaşlar cevap? 16 çıkar değil mi? Dolayısıyla 80'i 5'e böldüğünüzde
Çıkan diğer sayı da bunun bölenlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Ya da o zaman şöyle diyebiliriz. Harfe dönüştürüyorum. Bir A sayısı olsun. A'yı B sayısına böldüğümde cevap C çıkıyorsa sonuçta C'ye böldüğümde de sonuç ne çıkar? B çıkar arkadaşlar. O zaman A bölü B eşittir C olur. Dikkat. Yani şu sayı A bölü B'dir arkadaşlar. Bu sayıyla bu sayıyı çarptığınızda bize direkt olarak neyi verir? A sayısını verir. Yani sayısı sorumuza dönersek 60 üzeri 4 sayısının farklı pozitif bölenlerinin çarpımını bulun diyor. Şimdi M diye bir sayı olsun. M sayısı 60 üzeri 4'ü bölsün arkadaşlar. Bu sayıya biz çıkan sonuca N diyelim. Biz N sayısı ile M sayısını çarptığımızda, N sayısı bu dikkat edin. Alt tarafta M var. Çarptığımızda 60 üzeri 4 çıkacaktır. Dolayısıyla biz 60 üzeri 4 sayısının bölenlerini ikişerli ikişerli gruplayacağız. Nasıl gruplayacağız? Birbirini 60 üzeri 4'e tamamlayanlar olarak gruplayacağız. Şimdi 60 üzeri 4 sayısını inceleyelim. 60 üzeri 4 sayısı arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 üzeri 4, 2 üzeri 8, 3 üzeri 4, 5 üzeri 4. 225 tane, 225 şöyle düzgün yazayım. 225 tane böleni vardır. 60 üzeri 4 sayısının. Bunları ikişerli ikişerli grupluyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum. M'ye 60 üzeri 4 bölü M. Bunu bir grup yapıyorum. Sonra işte M1 diyelim. M2'ye 60 üzeri 4 bölü M2 diye grupluyorum. Grupluyorum, grupluyorum. Ta ki 224 tane sayı olmuş olana kadar. Burada iki sayı var. Burada iki sayı var. En son bir sayı artıyor arkadaşlar. O da 60'ın karesi. Çünkü 60'ın karesi 60 üzeri 4'ü 60'ın karesine bölünce gene 60'ın karesi kalıyor. Onu gruplayamıyorum. Tek başına bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi diyor ki bunları çarpınca ne olacak arkadaşlar? Dikkat edin, bu ikisini çarpınca 60 üzeri 4 gelecek. Bu ikisini çarpınca 60 üzeri 4 gelecek. Böyle 60 üzeri 4 gelecek. Kaç tane gelecek bunda? 225 taneden bir tanesini buraya ayırdık. 224. Kalanları ikişerli grupladık. 112